Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün mükemmel orijinal bir fikirle karşınızdayım. Yıl kesinlikle 2016 değil. Telefonda ne var çekeceğim? Buralara düştük arkadaşlar artık. Telefona ne var çekeceğim? Birkaç kere istenmişti. Hep çekeceğim çekeceğim demiştim ama sonra çekmedim. Artık yani video fikri bulmakta birazcık zorlanıyorum. O yüzden telefona ne var çekiyorum. Şimdi telefonumu azıcık anlatayım. Ben bu telefonu 2018 Mayıs gibi aldım. Samsung A8 benimkisi. Telefon kabımı şöyle göstereyim. Telefon kabım şeffaf. Burada bir tane başarısız bir Polaroid var. Aslında dikkatli bakarsanız ben ve arkadaşlarımı görebilirsiniz. Ama yani dikkatli bakarsanız. Onun dışında böyle güzel bir fotoğraf. Telefonun dışı ve genel bilgileri bu kadar. Telefonumdan memnunum. Kötü bir telefon değil bence. Yani bana yetiyor şu anlık. En azından öyle diyeyim. Telefonumu açayım ve videoya geçelim. Telefonun ilk açtığımda böyle bir şey var. Bu güneşle ay motifini çok seviyorum. Ne alaka bilmiyorum gerçekten ama çok beğeniyorum. O yüzden bunu buradan şey yaptım. Şimdi telefonu açtığım zaman ilk başta böyle bir şey çıkıyor. Şöyle göstereyim. Burada buraya bakarlarla Uma Thurman'ın Mia Wallace karakterinin şeyi var. Şurada Effectifu diye bir sayfadan aldım bunu. Şurada şeyi var zaten. Tag'i var. Bu buraya bakarlar dalgası şey. Ankara'nın Ankara'ylarda buraya bakarlar. Buraya reklam verin amacıyla bir reklam şeyi var. Afişleri var. Buraya bakarlar diye kalmış. Bence çok enteresan. Bana çok enteresan geliyor. Bu yüzden böyle bir şey yaptım. Bulduğum zaman hoşuma gitti. Yavaş yavaş uygulamalara geçelim. Şimdi gördüğünüz üzere ana sayfam sadece bu kadar. Çok farklı bir şey yok yani buralarda. Burada işte daha dizidir, filmdir, onun gibi şeyler var. Başta Netflix var. Netflix'ten açmama gerek yok yani. Biliyorsunuz Netflix'i. Letterboxd var, TV Time var, Prime Video var ve Storytel var. Şimdi bunları teker teker açıklayayım. Netflix'i biliyoruz zaten. Letterboxd bir tane film günlüğü gibi bir şey. Burada işte arkadaşlarınızı takip edebiliyorsunuz. Burada popüler olan filmleri görebiliyorsunuz. Sonra buradan kendi profilinize girerseniz de kendinizin koyduğu böyle film girişlerini görebiliyorsunuz. Mesela benim ta 2015'e kadar gidiyor bu. Aslında şöyle, benim YouTube videolarım belki biliyorsunuzdur bu ay ne izledin diye. Bunu takip ederek direkt videoyu izlemenize bile gerek kalmaz. İsmim Zeynep Serdaro. Takip edebilirsiniz yani. Böyle işte en sevdiğiniz filmleri falan koyuyorsunuz. Böyle bir şey. Bu arada şurada da şey var. Watchlist diye bir olay var. Burada da işte izlemek istediğiniz filmlerin hepsini koyuyorsunuz. Kaybetmiyorsunuz. Yani aslında bu hani film defterleri oluyor ya. Onların uygulama versiyonu gibi düşünün. Arkadaşlarımı takip ediyorum dediğim gibi. Böyle. Aa, Ezgi Midsommar izlemiş. O Ezgi Midsommar'a 4.5 vermiş. Ezgi. Bu güzel bir uygulama. Benim en sevdiğim uygulama diyebilirim. Hani arada açıp bakıyorum herkese. Stalkluyorum çünkü. Milletin bence Instagram'ına bakmaktansa Letterboxd'si varsa ona bakmak daha zevkli. Çünkü insanlar hakkında daha çok şey öğreniyorum. Şimdi TV Time'a geçelim buradaki. TV Time'da bunun Letterboxd'un televizyon versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ama bunu çok kullanmıyorum. Sadece şey, izlediğim dizilerin hangi bölümde kaldığımı unutmamak için buradan işaretliyorum. İşte mesela şu an This Is Us izliyorum. This Is Us'ın 1. sezonun 6. bölümündeyim. Aynen. Yani unutmamak için bunları yapıyorum. Ama zaten artık hani Netflix'te falan filan ve Prime'da da hani nerede kaldığınızı direkt gösteriyor. Sadece işte internetten izlediğiniz zaman unutabiliyorsunuz ki unutkan bir insan olduğum için de buraya yazıyorum. Sonra burada Amazon Prime Video var. Ben bunu işte Prime geldiğinden beri kullanıyoruz yani. Güzel bence. İşte Prime'ın dizileri daha iyi Netflix'e kıyasla ama Netflix'in filmleri daha iyi. Babam aldı dedim yani 8 lira. 8 lira hani Jeff Bezos şey yapmış, açıklama yapmış. Ekonomiye göre milleti fiyatlandırıyoruz hani uygulamaları falan. Yani ben buna üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim. Çünkü şimdi düşündüğümüz zaman ekonomimiz çok kötü olduğu için 8 lira yaptıkları çok açık. Zaten bir, yani karları 1 dolar falan oluyor. Bakın ben enflasyonun ne olduğunu anlayamıyorum. Neden daha fazla para basamadığımızı anlayamıyorum. Tamam mı? Neden bunları yapamadığımızı bilmiyorum. Ama bunun ekonomimiz için kötü bir şey olduğunu algılayabiliyorum arkadaşlar. O kadar gerizekalı değilim yani. Hani gerçekten çok kötü durumdayız arkadaşlar. Bu arada ben neredeyse her videoma bir tane ekonomi şakası yerleştiriyorum. Çünkü ekonomi şaka gibi geliyor bana yani gerçekten. Burada da sonra Storytel var. Storytel'de ben kitap dinledim birkaç tane. Çok benlik bir şey değil sanırım, sileceğim. Annemin hesabını kullanıyorum bu arada. Sonrasında diğer klasöre geçelim, diğer dosyaya. Burada kamera, galeri falan var. Kamerayla alakalı işler var yani. Burada Pixart var. Pixart'la bu videonun kapağını falan yapıyorum. Çoğu videomun kapağını hatta Pixart'tan yapıyorum. Bana çok kolay geliyor. Ama Pixart'ın prosuyum. Pixart'ın prosuyum arkadaşlar. Pixart'ı çok iyi kullanırım. Sonra Huji var. Huji'yi ben ilk kullananlardan biriyim. Huji şey, nostaljik kamera denilen olay var ya zımbırtı. Hani şöyle bir şey. İşte Huji bu zımbırtı.
Sonra Visco var. Visco'yu da Instagram fotoğraflarımı editlemek için kullanıyorum. Bence çok mükemmel bir uygulama onun için. Kendi hesabımda bu var bu arada. Takip edebilirsiniz. Burada işte yazdan kalan fotoğrafları paylaşıyordum en son. Zeynep Serdarov yine ismim. Yani çok 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 farklı bir şey değil yani. Instagram'ın daha Instagram gibi olmayan versiyonu, bilmiyorum. Sonra burada Maysite diye bir olay var. Ben bunu Instagram'dan görmüştüm. Ve çok hoşuma gitmişti konsepti. Şöyle bir şey. Instagram'da böyle milletin fotoğraf çekildiği yerleri haritadan görebiliyorsunuz. İstanbul'da diyelim ki böyle bir tane grafiti var ve grafiti çok hoşunuza gitti ve biri fotoğrafını çekmiş ve buraya yüklemiş. O zaman direkt konumunu görebiliyorsunuz. Birazcık gerçekten hani sosyal medya bağımlılığının zirve noktası ama çok hoşuma gidiyor. Bakmak hani notlar alıyorum. Ben gezmeyi çok seven bir insanım, o yüzden notlar alıp oralara da gideceğim diyorum kendi kendime. Ama kendi kendime. Çünkü koronavirüs var arkadaşlar. Bu klasördeki son şeyimse Simple Scanner. Bunu daha 2 gün önce falan yükledim. Bizim iletişim tasarımı 101 dersinde yaptığımız kompozisyonları fotoğraflayıp yüklememiz gerekiyor. Çünkü hani koronavirüs var. Ama fotoğraflamak yetmiyor. Aynı zamanda scan etmen lazım. O yüzden bunu yükledim. Evet, bu da böyle. Sonra saatli takvim var. Bu çok farklı bir şey değil. Saatli alarmlarım var. Sonra burada sosyal medya var. Şimdi sosyal medyada çok farklı bir şey yok. Hani bilmediğiniz Instagram var, Twitter var, YouTube var. Wattpad ve Tumblr var. Hala kullanıyorum arkadaşlar Wattpad ve Tumblr'ı. Buradan eğer izlemediyseniz İngilizce geliştirme videomu izleyebilirsiniz. Benim İngilizcemin nasıl geliştiği çok bariz bir şekilde Wattpad ve Tumblr'la nasıl yaptığım daha net orada açıklıyorum. Yani Wattpad ve Tumblr sağ olsun benim İngilizcem gelişti. O yüzden bu ikisini %500 öneririm yani İngilizce geliştirmek için. Sonra WhatsApp var. Sonra TikTok var. TikTok'u ben çok seviyorum. Ama TikTok'u neden çok seviyorum? Çünkü ben Harry Potter TikTok'undayım. Yani şöyle bir durum var. Türkiye'deki cringe TikTok'lara gerçekten dayanamıyorum, tamam mı? Gerçekten hani komik bile gelmiyor bana. Ve hani milletin bildiği TikTok o. Ama mesela benim TikTok'uma girelim. Eminim ki mesela ilk göreceğiniz şey Harry Potter'la alakalıdır. Britney Spears ile alakalı. Bak aha. Harry Potter. Gördünüz mü? Harry Potter TikTok'u mükemmel bir şey. Ama Türkiye TikTok'u gerçekten cringe. Ama TikTok'u kullandığıma mutluyum. TikTok'tan utanmıyorum. TikTok olduğu için. TikTok'tan utanmıyorum 2020. Niye bugün böyleyim bilmiyorum arkadaşlar ya. Sonra da Pinterest var. Pinterest'i bu yaz içerisine yükledim ve Pinterest mükemmel bir uygulama. Sosyalsiz medya. Fotoğraflara bakıyorsun. Hayal kuruyorsun. Mükemmel. Mükemmel. 10-10 uygulama yani. Gerçekten. Ben çok seviyorum Pinterest'i. Saatler geçirebilirim Pinterest'te. Sonra Play Store var. Bu çok önemli bir şey değil. Sonra burada haritalar, Gmail, YouTube Studio ve Drive var. Bu da çok önemli bir şey değil. O yüzden geçiyorum bunları da. Sonra burası. Bu klasörün adı yok. İlk başta dolapla Trendyol var. Dolap uygulamasında ben kıyafetlerimi satıyorum. O yüzden yüklü. Ama alışverişle yapıyorum. Mesela şurada gördüğünüz çantayı oradan aldım. Selam dostlarım. Şunu söylemek için açtım. Dolap uygulamasında şu andan itibaren kardeşim Defne'nin de yaptığı, yani kendi elleriyle yaptığı küpeleri de satıyorum. Ve de gidip bakabilirsiniz. Yani çok mutlu olurum eğer alırsanız. Neyse bunu söyleyecektim. Gece saat neredeyse yarım ve yarın saat 8.30'da dersim var. Hadi bakalım. Sonra bir taksi var. Bir taksiyi özellikle bu korona sırasında tekrardan indirmek zorunda kaldım. Çünkü annem toplu taşımayı çok çok binmemi istemiyor. O yüzden hani mesela bir yere gideceksem taksiye binmeyi tercih ediyorum. Ama bir taksi daha güvenilir en azından normal taksiye göre. Özür dilerim taksiciler. Ama yani gerçekten çok çok kötü hikayeler dinledim. O yüzden en azından bir taksiye güvenebiliyorum azıcık daha. Sonra Hopla Mart'ı var. Bu Hopla Mart'ı şey. Bu skuterler var, elektrikli skuterler. Onlardan daha ikisini de tam uygulama olarak kullanmadım. Ve burada çok fazla görüyorum. Bizim kampüste Hop inanılmaz var. Yani iki adım başı Hop var. Sonra Hayat Eve Sığar uygulaması var. Hayat Eve Sığar'da hani şey HES olayı, zımbırtısı. Hani mahallenize ne kadar yoğun bir koronavirüs var onları falan görebiliyorsunuz. Bir de koronavirüs için HES kodu falan alabiliyorsunuz buradan. Sonra oruç takibi var. Bu çok random. Bu aralıklı oruç dedikleri şey, zımbırtıyı denemek istedim. 11'de kahvaltı yapıyorum. Saat 8.30'a kadar yeme zamanım var. Sonrasında yemiyorum. Sonra buradaki son şey de Ankara kartın şeyi. Geçen gün Ankara kartımı aldım. O yüzden bu uygulamayı da yüklemek mantıklı geldi. İstanbul kartının uygulaması vardı. Bakın bu İstanbul kartım. Ama artık Ankara'dayım. Ankara'da yaşıyorum. Ve bineceksem de Ankara'da ulaşıma bineceğim. O yüzden Ankara kart uygulamasını yükledim. İstanbul kartı silip. Bu da böyle. Evet, şimdi oyunlar kısmına geçelim. Oyunlarımda Subway Surfers var. Sonra bir de Harry Potter'ın bu Candy Crush hali var. Sonra da son olarak müzik kısmı var. Müzik kısmında da Spotify'ım var.
Spotify'dan beni takip ederseniz çok sevinirim öncelikle. İsim Zeynep Serdaroğlu direkt. Playlistlerim falan var işte. Şu playlistim şu an en güncel olan. Playlistlerimi yıl içerisinde dinlediğim şarkılara göre ayırıyorum. Mesela şu an üniversitenin birinci senesinde olduğum için üniversitenin birinci senesinde keşfettiğim şarkılar var. Kronolojik sıralama olayı Spotify'da da var yani. Sonrasında burada bu klasörde devam edersek Shazam var. Eğer böyle bir tane radyoda şarkı duydunuz ve ismini kaçırdınız, Shazam'ı açıp şarkıyı bulabiliyorsunuz. Daha önce Shazam'ladığınız şarkılar falan var. Sonra son olarak müzik kısmında da SoundCloud var. SoundCloud Spotify'da bulamadığınız veya YouTube'da böyle cover olarak falan olan şarkıların bulunduğu yer. Beğendiğim şarkılara girsem. Mesela Miley Cyrus'ın TikTok'ta gördüğünüz Heart of Glass şarkısının cover'ı var burada. Direkt hani iyi bir kalitede. Sonra Lana Del Rey'in mesela albüm olarak veya şarkı olarak çıkartmadığı yani Spotify'da olmayan şarkılar var. Meet Me in the Pale Moonlight'la şey vardı. O şarkı da vardı ama onu silmiş galiba. Veya göremiyorum. Zeynep Bastık'ın şarkıları da var. Cover olarak söylediği şarkıların işte audio'su var yani tam olarak videosunu izlemenize gerek kalmadan dinleyebildiğiniz. Mesela biliyorsunuzdur Clairo diye bir tane şarkıcı var. SoundCloud'u indirmemin sebebi Clairo'nun Bubblegum şarkısını dinleyebilmekti. Clairo o zamanlar sadece SoundCloud'da çıkartıyordu. SoundCloud'a yüklüyordu. Ama bu kadar. Evet telefonum bu kadar arkadaşlar. Yani neyse bugünlük bu kadar. Tekrardan çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Neyse şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.